Merhaba arkadaşlar, ee, sistem nasıl kullanılır, nasıl kayıt olunur, kayıt olduktan sonra nasıl işlemler gerçekleştirilir, bunun kısaca bir anlatımını yapacağım. Kayıt ol kısmına geliyorum. Buraya kayıt olmak istediğim mail adresimi, altına şifremi, hemen altındaki kısma da yukarıda gördüğüm harfleri yazıyorum. Buradaki harfler büyük, küçük, duyarlı. Onun için büyük yazıyorum. J, J, I dedim. Aşağıda da kullanım koşullarını kabul ediyorum diyor. Bunu tıkladım. Kayıt ol dedim. Kayıt ol dedikten sonra bakın bir tane mail yolladım ben sana diyor. Bu maille gir, onayla diyor. Buraya geldim hemen. Gelen kısmında bakın buraya düştü. Buraya düşmezse eğer spam kısmına gelebilir. Buraya. Spam kısmından da bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen geldim. Onayla diyorum confirm me. Devam et. Siteye geldim. Şu anda kayıt işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hemen şu sayfaları kapatayım. Bakın buradan kayıt ol giriş yap kısmından da giriş yapabilirsiniz ama sync in demeniz lazım. Şu en altta sync in kısmına basıp giriş yap demeniz lazım. Giriş kısmı var zaten sağ üstte. Giriş yap diyorum. Buraya geliyorum. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum beni hatırlamasını bir dahaki girişlerimde tekrar benim bu bilgileri yazmamı istemiyorsam beni hatırla diyorum. Giriş yap dedim. Giriş yaptığım takdirde bakın burada sıfır kredim var. Hemen kredi satın al diyorum. Ben geleyim şuradan. 3000'lik bir kredi satın alayım. Burada bilgilerimi doldurup ödemesini yapacağım. Ödemeyi yaptıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Evet ödeme işlemimi tamamladım. Hemen sayfayı yenile diyorum. 10 kredim Burada hazır bekliyor. Şimdi arkadaşlar. Burada yapmam gereken işlem. Nerede yapıyorsam bu işi. Hemen mesela. Ee, Değirmen Köy Akşehir yazdım. Buraya geldim. Uydu görüntüsüne geçtim. Burada bizim belirlemiş olduğumuz. Yeraltı görüntüleme cihazıyla baktığımız bir bölge var hemen oraya geleceğim orada bir ayar yapacağım bunun için ekranı büyütüyorum şöyle yaklaşıyorum buraya pinimi koydum pinimi koyduktan sonra ekranımı küçülttüm 3000 yazdım taranacak alanı göreyim Evet şu şekilde ben burayı bir tarayacağım ilk taramam analize başla dedim bakın analize başladığım yetiyor zaten. Şu anda dosyalarınız 10 dakika içinde aşağıya gelecektir diyor. Buraya dosyalarımın gelmesini bekliyorum. Dosyalarım geldiğinde tekrar videoya devam edeceğim. Evet bakın dosyalarınız hazır. Lütfen sayfayı yenileyin diye burada bir uyarı çıktı. Hemen sayfamı yeniliyorum. KMZ dosyam buraya geldi. KMZ dosyamı indiriyorum. İndirdikten sonra tıklayıp açıyorum. konuma gitsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel bir tünelimiz var. Bu tünel girişi burada buradan şu araya kadar ulaşıyor. Hemen şöyle şunun üst tarafından tekrar bir analiz yapalım. Bunu bir görelim. Buraya kadar geliyor buradan böyle kıvrılıyor sol tarafa doğru. Hemen tekrar internet sayfama geldim. İnternet sayfama geldim. Kopyaladım burayı. Yapıştırdım. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Oydu. Görüntüme geldim. Tekrar şuradan büyüteyim. Şuraya alalım. 3000 olarak seçtim yine. Şöyle şuranın analizini yapsın. Şu şekilde koyayım. Analize başla dedim. Tekrar sonucumun çıkmasını bekliyorum. Evet sayfamı bir yenileyim. Sonuçlarım gelmiş mi bir bakayım. Gelmemiş. Tekrar yeniledim. Evet sonuçlarım gelmiş. Hemen bunu da KMZ'sini açayım. gördüğünüz gibi buradan bu şekilde giden bir tünelimiz var. Biz burayı görmedik mesela. Görüntüleme atmadık buraya. Şu kısma, şu kısma ve bu kısma attık. Bunun ucu şuraya kadar geliyor. Buradan başlıyor. Buraya kadar. 130 metre olarak biz görüntüleme cihazıyla bu tüneli aldık. Burada 3 adet malzeme tespit ettik. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü de şurada. Yani dediğim gibi kullanım çok basit. Aynı sistemi mobilde de kullanıyorsunuz aynı şekilde. Bakın mobil görünümüne geldim. Mobil görünümdeyim tam ekran yaptım burayı. İstediğim gibi oynuyorum. Uydu dedim. Yakınlaştım. Nereyi seçmek istiyorsam bunu oraya getiriyorum, koyuyorum. Buradan şöyle 3000 dedim. Bakın 3000 metrekare alanı bana seçti. Ben burada nereyi tarayacaksam bu pini alıp oraya bırakıyorum. Ondan sonra aşağıya geliyorum. Analize başla diyorum. Bütün olay bu kadar arkadaşlar. Mobilde de aynı şekilde. Burada sonuçları sağa çekerek görebilirsiniz. Sağa çektim, sonuçları gördüm ve işlemimi bitirdim. Yani bu kadar. Zorlanacak bir şey yok bunda. Gayet basit. Sadece bunu doğru yere koyun. Çünkü yanlış analiz yaparsanız krediniz gider. eee bana da ben yanlışlıkla farklı bir yer analiz etmişim kredi yükle demeyin arkadaşlar. Çünkü bu arka taraftan her API ile verileri çektiğinde enlem boylam, yükseklik verilerini çektiğinde benden otomatik olarak bu parayı kesiyor. Onun için dediğim gibi ben yanlış yer taramışım. Bana kredi verin demeyin. Kendinize çok iyi bakın. iyi çalışmalar. İnşallah aradığınızı bulursunuz diyorum.